Günaydın, hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Değerli ailem, değerli YouTube ailem, bizimkiler, iyikilerim. Hoş geldiniz köydeki evimizin bahçesine. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. İyi ki de geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, bizlerde bir yaramazlık yok. Geçtiğimiz günlerde domatesleri topladık, değerlendirdik. Burada bir tane şöyle üstte sonradan diktiğim garık bırakmıştım. Bunu neden bırakmıştım arkadaşlar? Gelen giden olur. Eş dost gelir. İşte eşe dosta toplayıveririm. Olmayanlara veririm. Kendimiz yeriz diye bırakmıştım. Evet öyle de oldu. Verdim, yedik. İçtik, şimdi geçmek üzere bunlar. Geçmek üzere olduğu için de toplamalıyız. Değerlendirmeliyiz arkadaşlar. Köyde günler nasıl geçiyor? Köyde gerçek yaşantımız nasılsa öyle vloglar çekiyorum. Yani her zamanki gibi işte bahçe işleri, domatesleri değerlendirme, patlıcan, biber olsun, onları dizme, kurutma, eş dost gelen giden misafir derken günler su gibi akıp geçiyor. İşte hasta olmuştum dedim size, demiştim yani önceki videolarımda. Şimdi iyiyim gayri. Gücüm kuvvetim yerinde, çok şükür, bin şükür arkadaşlar. Domatesleri toplamaya devam, bahçe işlerine devam. Otu bile bir asılımda kopardım diyebilirim. Sirken otunu bilen bilir, çok zor kopar. Onu bile kopardım. Yani iyiyim arkadaşlar, çok iyiyim. Çok şükür, bin şükür. Otları yola, 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 başa çıkamadık. Güz geldi, bırakıverdik artık. Her yere ot. Önce bunları kokluyorum. Feslihanları falan kokluyorum. Sabah sabah bahçeyi bir dolaşıyorum. Böyle. Gücüme güç katıyor bu çiçekler benim. Gücüme güç katıyor. Hele buradaki peslihanı, top peslihanı şöyle bir sallattırıyorum. Şu şekilde. Top peslihanın yanında gene bahçe gülleri hala solmadı. Solanları var, açanları var yeniden. Bunlar soldu, tohum çıkardı. Reyhan. Reyhan'ın yanında kadife, gene şöyle biberler falan filan derken bu reyhan da o kadar güzel kokuyor ki, o kadar güzel kokuyor ki şöyle elimle sallattırdım mı kokusu alıyor başını gidiyor, bahçeye yayılıyor. Bu da mutluluk veriyor, mutluluk verici oluyor. Bir yandan kışlıklarımız kuruyor. Bir yandan kabaklar ermiş, çekirdekleri alınacak. Bitmez benim işler. Bir yandan da kıyamam. Tazecik işte bak. İşte kabak. Şöyle. Tazecik döküyor. Bir yandan da çiçek açıyor. Böyle durum. Domatesleri toplayacağım. İşte kalan bu garık var. Bir de aşağıda var biraz da. Burada da bayağı çok var maşallah diyeyim. Bunları gayri ben salça kaynatırım da salçayı gün yok, sıcaklar geçti. Kurumaz gayri. Onun da bir çaresine bakacağız. Eski insanların yönteminden bir yöntem bulup salçamızı da kurutup ziyan etmeden kavanoza koyacağız.
Bunlar çeri. Bunları ayrı toplayacağım gayri. Bunları ayrı toplayacağım. Şöyle. Çerileri ayrı toplayacağım. Biraz kahvaltıda yerim. Ondan sonra yardığımız domatesler de kuruyor. Güzel güzel şurada. Gene burada kabak çiçeğini açmış. 3 tane dökmüş. Ya Rabbim Allah'ım. Aha. 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 Dökmüş. Ben toplamaya devam edeyim arkadaşlar. Kameramı sabitleyeyim. Sabitleyeyim kameramı. Allah'ımın verdiklerine milyon kez şükürler olsun. Bir kere değil, milyon kez şükürler olsun Rabbimin verdiklerine. Bunlar biraz gergin, çakır. Kalsın bakalım dalında. Şunları dalayım da. Şöyle yatırayım. Su değmesin. Ot atayım. Sıcak da yakmasın. Güzel güzel burada eğsin şöyle. Ala gölge yapacağım. Güneş direkt üzerlerine gelmesin. Heh, kapattık. Maşallah daha ucundan da döküyor. Güz domatesleri. Güz domateslerini de böyle böyle toplayacağız. Ve değerlendireceğiz. Şişelerin ağzını iyice şöyle ovuşturuyorum. Şişeler kendi içtiklerimiz. Kızlarımızın ve bizim içtiklerimizi, misafirlerimizin içtiklerini şöyle biriktirdik. Yani çörden çöpten sokaktan almadık. Hani sokaktan ya da kahvelerden toplamadık arkadaşlar. Şişelerin ağzını iyice şöyle sürttükten sonra içine de su dolduruyorum. Soda şişesi. Maden suyu. Şöyle taze bir suyla İçerisini iyice yıkayım. Yıkadığım su boşa gitmiyor. Arkamda gördüğünüz lahanalara ve fasulye karığına gidecek. Karnıgara karığına. Ona göre ayarladım. Yani durulama suyu onlara gidecek arkadaşlar. Bu şekilde şişelerin
gönlümüz hakta yesse kadar, içimiz hakta yesse kadar iyice yıkacağız. Şişeleri yıkacağım. İlk defa böyle küçük şişelere konserve yapacağım. Yapmasını bilmiyorum nasıl olduğunu, kapak basma makinesi varmış. Kapak basmayı da bilmiyorum. Bakalım artık Halim abla mı gelir bana göstermeye? Kapak basma makinesi bizim olmayacak. Ya Halim ablanın olacak, ya Döld ablanın, ya da Duda abla. Bakalım hangisi gelirse artık, üçüne de söyledim. Hangisi müsait olursa gelecek ve bana yardım edecekler ve gösterecekler arkadaşlar. Ben ilk defa yapacağım böyle bir şey. Bakalım nasıl bir şey olacak. Nasıl olacak? Beğeneceğiz mi? Beğenirsek artık yaparız sürekli her yıl. Bir deneyelim dedik ya. Denemekte fayda var. Şöyle suyu bir kapatayım. Gözüme de bir şey kaçtı ya bu. Suyu kapatayım. Domatesleri soyduk da Duda abla soyuverdi domatesleri. Nuray lekisi sağ olsun. Şimdi ben de robotta çekeceğim. Şişeleri yıkadıktan sonra. Bakalım. Bol. Ha? Atacılık. Atacağım abla. Atacağım da denerim. Bıçak oturmuş mu diye. Bıçak oturmuş. Çok ezdim haram. Çok ezmeyelim abla. Ya daha çok ezdim. Bak bakalım. İyi mi abla? İyi. Ha. Bak suyum da sütüm de. Bak boyu nasıl olmuş. Şimdi sana göstereceğim. Durduruyorsun acıcık şey oluyor diye, yanar diye. Onda. 3 dakika bas, 3 dakika bırak dedi adam. Sürekli basılıp tutarsan dedi. Yana yandı, bir de motor değişti. Şey, ücretli değişti, garantisi bitmiş imiş. Ondan öyle durdum. Doldurayım basayım. Bunu galiba ilk yapacağım ya bu şişe şeysini, bakalım nasıl olacak. İyi mi? Nasıl olacak? Yemeklerini hemen bir şişesine aç. Bir şişe ideal. Öbür türlü açıyor. Yarısı dökülüyor. Bunu açtım, ye, bitiyor. Bunu daha sosunu yapıyorlar buna. O sabahları kahvaltıya bir denk geliyor. O çok iyi. İşte şişe bulamadık ki hani bak. Şişe bulabilseydim dediğinden ama şişe yok. İşte düşünüyorum, İzmir'de şişelem çok da Şahin getirirse gelirken diye, geliyse. Getirirse. O zaman az domates, kırmızı biber, içine közlüyorum biber. İkisini bir de patlıcan atıyorum. Bir de patlıcan atıyorum. Nogay kreme gibi oluyor. Sür ekmeği ye. Öyle de atıyorsun abla. Onu bilmiyorum. İşte ediyorsun da o dediğinden işte o. Maalesef. Tamsak sabah kahvaltısına. Şişe bulalım da. Güzel kahvaltılık edin. Öbür türlü şey oluyor ya. Açılıyor, uyan oluyor. İnan ki. Kalır da iyi mi? İyi. Ha. İyi bakalım, hazinler doldu. Bunu hiç... Dolmaca olursa bir daha iyi. Abla dola. Şu tepesini al. Şuna onu ben şu. Yanlış. Salçalık diye atmışım. Olsun varsın abla. Ben atarım. Daha kimisi bunu kabuğunu soymazım işte sen. Robottan geçmenler soymuyor. Zevri olmasın diye. Çok yaşamda. Ben soruyorum. Bize bir tane de şey lazım. Ne lazım? Dürtecek mi? Dudu teyzem domatesleri soymaya devam ediyor. Enes'cim de oturuyor. Nuray da
Üyüttüğümüz domatesleri şişelere dolduruyor. Hünüyle dolduruyor. Bizim süzgecin deliği dar değil mi Nuray? Evet. Deliği dar olduğu için geçmiyor. Geçmiyor. Geniş delik olsa hemen geçivecek. Ucunun çok dar Ülker abla. Dar. Bak, şurası bak. Çok dar. Bileydik de. Getireydik. Aklımda olsun geniş ağızlı alanda. İşte iş yapmadığım için bilmiyordum. Ben de o yüzden ağır ağır koyuyorum. Yoksa tıkanıyor tamam, işte. Ağır ağır güzel. Böyle böyle dolduracağız gayri. Şişeleri doldurduk da makine biraz basmıyor gibi ayarlıyor Nuray bakalım. Bu teyze de tohum alıyor. Şu domateslerin tohumunu apayrı alacağız. Onları ayrı alsan kendi. Onları apayrı alacağım. Bunlar gül domatesmiş. Gül gibi şöyle güzel güzel. Ben de seni niye sıkıyor diyordum da. Onlar düzgün de. Al bu abla tohum al. Oynamıyor değil mi? Yanım oynamıyor. Hiç oynamıyor. Bir şey yağsız kalmıştır o kızım da. Tamam. Sıkıştırıyor. Dur anneciğim biraz. Ya onun da şeyi de ayarı bir. Tamam. Dur. Daha onun ayarı. Onu çat çat attırıyor onunla. Biz bası batamıyoruz. Güç istiyor. Demek ki erkek gücü gerekiyormuş. Enes'e teşekkür ediyorum. Enes olmasaydı kalmıştı. Şişelerin kapaklarını sıkıştırdık. Şimdi de böyle döşüyormuşuz. Dik olmasına gerek yok. Böyle böyle. Ama almışık galiba. Büyük getir mi? Büyük de büyük. Var. Büyük de yapalım. Dur Enes'cim. Büyük de var. Yemekleri alalım da. Demir yaşıyor. Aa, bıçaktakini alayım mı İlker abla? Alayım ben onu. Tenekeyi de onu şöyle. Tamam. Tenekeyi alayım ben. Ha. Bu ocak yeterli değil mi? Şişeyi. Tamam. Bunun suyu nerede? Portumu getireniz. Şişeleri şimdi koyduk ocağa. Su dolduracağız. İnşallah galbimize göre olur. Enes. Enes. Atın. Yavaş mı kaynaması gerekiyor? Normal şekilde daha böyle kaynatacağız Ülker abla. Ağzını kapatayım mı? Gerek yok. Gerek yok mu? Gerek yok. Şişelere yeter kadar şöyle suyu koyduk. Kaynasın. Yanıyor. İyi sen ağır dedin ya. Kalın vurdum ağır ağır yansın. Şişeler patladı kazanın içinde. Daha parçaları içinde. Küçük parçaları içinde. Hani bakalım Enes. Patlayandan tabii domatesler çıkınca şu böyle içlerine oldu. İçlerine girdiler şuradan. O zaman 100 yaparsak 50'si patlıyor demek mi Nuray? Hayır hayır 50'si patlamaz ya. 20'si patlıyor. Torba kodu geline kaç patlattı? Dut abla salatalık kremi yapıyordun değil mi? Öyle başına ettin ettin. İyi. Acısı çıkar diye lazım. Evet. Kadınla. Evet. Bismillahirrahmanirrahim.
hemen kaynattık şişeleri. İkinci kazanı da koydum ocağa. Soda şişeleri. Bunlar kaynamış olanlar. Bunlar kaynayacak olanlar. Patlayanlar. Şimdi geldi sıra bulaşıkları, bu yayıntıları toplamaya. Çok ağır. İçi doğranmış domates dolu salça olacak. Kaldıramadık. Neyse, bir çaresine bakacağız. Bir gelen giden olur herhalde. Sıcak su. Ocakta kaynadı. Evet. Maşallah diyeyim. İkinci kazanda patlama olmadı. Bu da sevindirici. Daha çatlamazsa. Hadi bakalım hayırlısı. Oldu mu yoksa? Yavaş yavaş çıkmaya başladı şeyler ama duymadım. Yok, çatlasa suyun üzerine çıkar şişenin içindeki. Çatlama olmamış daha Allah'ın izniyle. Ne kadar kaynayacak diye sorabilirsiniz. Ben de ilk yapıyorum. Biraz konserve kavanozlarını kaynatıyoruz ya, normal yarımlıkları. Şurada var, hemen göstereyim. Şöyle. Şu şişeleri. Ne kadar kaynatıyorsa kapakları dussun, vakumlansın diye. Onları da o kadar kaynatıyoruz. Yani kaynama aynı. Kapakları tutacakmış. Öyle diyeyim. Ben de yapanlardan öyle duydum. Nuray'dan ve Dudu teyzeden. Döndü abla da çok yapıyormuş bolca. Daha ben rastlayamadım. Hanım abla, köylüler böyle de yapıyormuş. Hayırlısı bakalım.